Efendim merhaba. Çok kıymet verdiğim, çok beğendiğim, gıpta ettiğim bir dostu size tanıştırmak istiyorum. Faruk Aksoy. Herkes tanıyor. Onu Evliya Çelebi olarak. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Ne kadar mutluyum sizinle burada olmaktan ve nihayet Türkiye'ye geldiniz zaten. Sizi bulmak mümkün değildi. Estağfurullah hamdolsun. Hoş geldiniz, evet, son... buyurun. Çok buyurun. teşekkürler. Sonunda Kürtçü Dükkanı'na döndük. Çok şükür. 35 yıl, 40 yıl. Ya az zaman Sonra, değil, evet. az zaman değil ama o kadar güzel işler, o kadar güzel ee, ne diyeyim hayatınıza yön veren ee, ve bizlere... Ee, güzel şeyleri takdim etmek için dünyayı gezdiniz. O birikimle Türkiye'desiniz. Daha kim bilir neler yapacaksınız. Ee, önce biz sizi Evliya Çelebi olarak tanıyoruz, ama sizin kim olduğunuzu bilmiyoruz Evliya Çelebi. <gülüyor> <gülüyor> Siz İstanbul'da doğdunuz değil mi efendim? efendim? evet bu büyük bir lütuf aslında biz Evliya Çelebi'nin e, yani ayağın buyurun. tozu bile olamayız. Ama işte adam kıtlığında böyle. Estağfurullah. bir ay hiç öyle söylemeyin. <laughs> e, ne evet. güzel size böyle bir görev addedilmiş. Evet. Bu ne kadar güzel ve onu o kadar güzel taşıyorsunuz ki <laughs> Faruk Bey. <laughs> e, onu taşımak da çok önemlidir. O heyecanı Hepimize, bütün Türkiye'ye, belki uluslararası çünkü birçok ekranlarda sizi izleyebiliyoruz. Bir zaman İngilizce de yapıyordunuz bu programı. O yüzden çok güzel taşıyorsunuz. Ama sizi biz tanımak istiyoruz. Siz kimsiniz? Nasıl bir eğitim aldınız? Nasıl bir hayat hikayeniz? Anneniz, babanız, dedeniz? Ben bunların hepsini seyircilerimle birlikte e, öğrenmek <laughs> istiyorum. Buyurun efendim. Memnuniyetle. Benim için şeref tabii eksik olmayacak. O zaman biraz filmi geri saracağız. Hadi. Ve 1957'ye gideceğiz efendim. Ben Deniz 5 yaşında. Evet. Dedem rahmetli Hacı Şükrü Efendi 80 yaşında. Evet. Eski bir Osmanlı askeri yemiş. Ta Yemen'e kadar gidip de sağ dönen çok yegane çok insanlardan. Asıl. Ve evet. kendisi süvariymiş. İyi bir Oo. at biricisiymiş. Hmm. Herhalde onun hikayelerini ben dinleye dinleye böyle seyahat arzum, hmm. iştiyakım hmm. gelişti. Diye e, düşünüyorum. Evet. Bir gün bizi etrafına almış babam ve diğer kardeşim Osman Nuri ve ben. Küçük bir kısa bir dua ve temenni de bulunmuş. Hı. Okuyun. Fazıl olun, Resulullah'a hadim olun. Oh. Ve bu temenniden birkaç ay sonra fahri olarak müezzinlik yaptığı Köprü Mehmet Paşa Camii'nde Çembel Taş'la bir cuma günü secdede teslim ah. ruh eylemi. Ah canım. Ve herhalde onun bu duası kabul olmuş olsa gerek ki fakir de böyle dünyayı dolaştı Avustralya hariç ve de en çok hizmeti herhalde Mekke Medine'deki yaptığımız çekimlerle gerçekleşti. Nasıl Mekke'ye gittiniz? İlk, i̇lk çekim daha tabii hayat hikayenizde o kadar çok detaylar var ki Mekke Medine dediğiniz evet. için söylüyorum. Kaç tarihinde gittiniz Mekke Medine'ye ve niye gittiniz? Kaç sene kaldınız orada? Evet. Mekke'ye gidişim de çok aslında enteresan bir e, tavafuk oldu. Benim yoksa aklımdan bile geçmiyordu. Yani tabii umre yapmak, hac yapmak için. O ayrı mesele ama yaşamak için. Evet ben Londra'daydım 1980'de. İki haftalık bir seyahatti aslında. Bir film çekme seyahatiydi. Evet, evet o kadar. E, Taif'teki bir İslam ülkeleri zirve konferansını çekip tekrar Londra'ya dönecek idik. Fakat Cidde'deki Abdülaziz Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Kameramanlık teklifi. Ben hiç düşünmeden kabul ettim. 1981'den 2016'ya kadar. Çok uzun. Evet. Evet. Ne yaptınız o kadar zaman içinde? Bir kere bir evlilik yaptınız herhalde değil mi? Evet. Evet. <laughs> Sadece buyurun. bir tanesini anlatacağım. Evet. Yani. Hemen o evliliğe evet. girelim mi yoksa? Vallahi bilmiyorum. Nereden isterseniz buyurun. <laughs> buyurun efendim. Şimdi... İsterseniz üniversiteye. Biraz, evet, liseyi ben İstanbul İmam Hatip Okulu'nda okudum evet. ve 1972'de 72. Evet, eee Tayyip Bey'le beraber. Aynen. Evet, zamanda mezun olduk. Bugünkü Cumhurbaşkanımız. Evet. benim gönlüm, aklım, fikrim hep filmcilikteydi. Evet. onu da en iyi öğrenecek yer Hollywood diye biliyorduk. Tabii. O sebepten Hollywood'a gitmek için ee, böyle rüyalar görmeye başladım. O dönemde Hollywood rüyası. Ah. Nasıl gideceksiniz? evet. Aile izin veriyor mu? Benim babam din adamıydı. Ah. Ve tabii sinema deyince tüyleri böyle diken diken oluyor. Aman diyor <laughs> sinema aman ya Rabbi. Kesinlikle tabii izin vermeyecekti. Fakat benim içimdeki filmcilik ateşi ha. gün geçtikçe alevleniyordu. Ama Hollywood çok uzak bir yer. O sebeple ayağımın birisini Avrupa'ya atayım. Ondan sonra giderim diye düşünmeye başladım. Ve de öyle yaptım. Ne yaptınız? One way ticket ile İstanbul'dan Paris'e kaçtım. Ne cesaret. <laughs> Efendim ca yani cahil cesur olur derler herhalde öyle. Herhalde ee, öyle tabii 72 senesi. yani evet. Türkiye'yi düşünüyorum o dönemlerini. Biz hemen hemen aynı yaşlardayız. Ee, hiç kolay değil yurt dışına çıkmak. Hangi uçağa bindiniz, nasıl gittiniz? Hani benim de hayatımda böyle cesaretli fazla olan zamanlarım var. Herhalde yokluğun getirdiği, e, masumiyetin getirdiği ve yapmak istediğinize karar verdiğiniz yaşlardasınız. Evet. O çok önemli. Çok haklısınız. Aynen öyle oldu. Ee, tabii o zamanlar e, sosyal medya falan diye bir şey yok. Televizyon bile yayınları tabii, çok tahdidliydi Türkiye'mizde. Tabii. Ama sinema çok mühim bir yerdi. Biz de iyi şeyler, iyi filmler yapmak hayaliyle bu işi iyi öğrenmek lazım geldiğine inandığımız için sanatın merkezi o zamanki Paris'ti. Paris. Evet. O sebepten ben Paris'e kaçtım. Bir gece herkes yattıktan sonra kalktım ve bir mum yaktım. Ve o mum ışığında yazdığım, gözyaşlarıyla yazdığım bir mektup Bıraktım. Aileye mi? Aileye. Vah. Ne babam, ne annem, ne erkek kardeşim, ne kız kardeşim hiçbirinin haberi <laughs> yoktu. Evet, bu kararımdan. Ve öylece iki rekat namaz kılarak evden çıktım. Sabah daha güneşli olmadan. 18 Kasım 1972. Ne yaptılar acaba? Ben şimdi onu merak ettim. <laughs> Oradaki yazdığım ifade şöyleydi yaklaşık olarak. Mektubu okuduğunuz şu anda ben ya Paris'e ya Londra'ya ya New York'a veya Tokyo'ya gidiyor olabilirim. Beni merak etmeyin. Niyetim şudur. Sadece dua edin. Evet. Böylece çıktım ve iki buçuk saat sonra kendimi köyden şehre inmiş gibi buldum Paris'te. Fransızcanın F'si yok. Okulda okunduğumuz İngilizce de kafi değildi. Ama detaylara girmeden size çok özetleyeyim efendim. Ee, Paris ve Nant ve kuzeydeki Lil şehirlerini iki hafta müddetince dolaştım. Ümidimi kestim. Zaten bin Fransız frankı param da vardı. Onun da yarısı bitti. Bir karar vermek lazım. Ama dolaşmaya öyle başlamışsınız. Evet. Bakın orada başlıyor değil mi? Evet efendim. Çok acayip. Evet. Büyük bir hayal. Büyük bir arzu e, neticesinde Amerika'ya gitmek imkansız. Türkiye'ye dönsem muvaffak olamamış bir vaziyette babam herhalde döve döve beni öldürür diye korkuyordum. Son bir ihtimal ne İsviçre. Yanınızda kimse yok mu? Hiç kimse yoktu. Tanıdığınız kimse yok mu? Sadece bizim okuldan mezun olmuş bir arkadaşın arkadaşı Paris'te vardı. Hmm. Zaten ikinci gün onun kapısını çaldım. Çok enteresan böyle filmatik e, görüşmeler oluyor, tanışmalar. Onları anlatmayayım. Evet. Vaktinizi almamak sonra için. Sonra İsviçre'ye bir bisiklet aldım. Ha. Bisiklete ben meraklıydım ve bir yarış bisikleti alarak Paris'ten İsviçre'ye Zürih yakınlarında bir köy var, Rheinfeld'en oraya geldim. Ve bu yolculuğu çıkmadan yaklaşık birkaç hafta kadar evvel Bursa'da İskenderköy'e yedikten sonra İstanbul'a dönerken bir otobüsün eee şoförün arkasında oturuyorum bir numara koltukta. Arka numara arkadaki sırada 5 6 numaralı koltuklardan e, şey koltuklarda da oturan e, bir hanım ve bir de e, annesi var. Şoförün dikiz aynasından kesişiyoruz eski tabirle. Ama dönüp de merhabalaşma, konuşma cesaretim yok. Bursa'dan Yalova'ya kadar geldik. Ve annesine centilmenlik yaparak buyursunlar efendim o indi. Bir business kartım vardı. Gör e, business kart ne oluyor şey Türkçesi? Şey. Evet, iş kartım. İş kartım. Evet, kartım evet, evet. kartı. O vardı e, ve onu kızın eline sıkıştırdım. Gülüştük, ayrıldık. Ben e, vapurla İstanbul'a döndüm, Karaköy'e. Efendim Karaköy'den eve geleceğim. Galeri'de oturuyoruz. O zaman mü, mütena bir semtli. Hı, tabii tabii. Dolmuş'a bindim. Dolmuş'ta yanıma bir abi, bir kız bindiler. Onlar İstanbul'un yabancısıymış efendim. E, ve biraz tarif ettik gittikleri yeri falan. Onlarla böyle ufak bir görüşme oldu benden önce indiler. Başka bir business kartı o oraya, kızım kızın oraya evet evine verdim efendim. ne kadar güzel bir iletişim şeyi Hala <laughs> e, valla e, esasında o, o yaşlarda. Yani biraz... kartımı çıkarıp verdim diyorsunuz. Evet. Hani insan o yaşta utanır filan kartını verme. Evet. Ama nasıl bir şey? İşte ben de çok utanıyorum aslında. Fakat abisine de çekiliyorum. Ha. O sebepten abisi görmeden kızın eline ama kızlara veriyorsunuz. Kızlara sen. veriyorum tabii. Abi öyle bir çapkınlığınız da var mı acaba diye düşündüm <gülüyor> şimdi. <laughs> Ay yani, e, Harun Bey. Yaş 19-20 arası e, e, güzel yani. Güzel yaşlar ama. <laughs> evet heyecanlı Peki. yaşlar. delikanlılık yaşlar. Evet, evet. evet. Ve o da kartı aldı. gülümseyerek indiler. Ben eve geldim. Aradan bir hafta geçti efendim. E, bir mektup. E, adrese baktım. Çok enteresan. Çok kısa. Yüksel Aydın. Şipital Reinfeld'en Suis. Allah Allah. Bilmece gibi bir şey. Efendim Suis'in Fransızca, İsviçre olduğunu anladım. O zaman anladınız. de Zürich yakınlarında bazıları Zürich arasında bir köy olduğunu Oradan anladın. öğrendiniz. Evet. Şipital'de e, hospital İngilizcesi yani evet. Almancası hastane. Evet. Yüksel Aydın'da kızına da. ama hangi kız? İki tane business kart verilmiş. Ha. Biri Bursa'dan geliyorken biri İstanbul'dan. O bisiklet... Biri esmer, biri sarışın. O bisiklete binip oraya gitmek. Evet. Bunun için. Bunun için efendim. Yani. Vallahi nutkum tutuldu. <laughs> nutkum tutuldu. Bravo. Peki. Yani çünkü o mektupta işte tanıştığımıza memnun olduk falan diye kısaca böyle bir şey. Ben de bir Türk erkeği olarak sarışınlara rağbetimiz herhalde biliniyor efendim. Evet o sarışın kızdan gelir gelmiş olan bir mektup zannederek onunla böyle ilgili güzel şeyler yazdım. dedim böyle böyle ben İstanbul'dan işte falan liseyi bitirdim. Avrupa'ya gelip okumak istiyorum acaba imkanı var mı? Dedi Avrupa'da okumak çok zor. Hele bir sen gel bakalım dedi. Belki yardımcı olabiliriz. Bu büyük bir ümitti benim için. Çok büyük ümit. Evet, evet. Fransa'da. Evet. evet, Efendim yaver gitmemiş şansın. Evet. O sebepten bisikletle bu ümidin peşine takılarak İsviçre'ye geldim. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ya o cesaret işte bu yeni nesle bunları anlatmak da ne kadar önemli. Aşılamak. Aşılamak. Öğretmek. Evet. <laughs> evet. evet. Sonra efendim? <laughs> Ve kızı bulduk. Onun bir an hani şaşkınlık oldu böyle bir kaç saniye. Çünkü sarışın beklerken esmer, çıktı. çıktı. Neyse o şaşkınlığı belli etmeden atlattım. Evet. Anlattık durumumuzu falan. Çok misafirperver, iyi bir hanımdı. Beni bir otele yerleştirdi. Ve dedi ki buralarda okula gitmek falan şu anda imkansız zor. Almancanız yok dedi. Sana yardımcı olacak yegane birisi var dedi. Dedim kimdir o? Abim dedi. Efendim o da bazı çalışıyor ama irtibatımız yok. Hmm. Telefon numarasını hmm. falan bilmiyorum. Hmm. Bazen gelip hmm. beni ziyaret ediyor. Velhasıl ben otelde onu beklemeye başladım. Christmas zamanı. Pencereden böyle kar altında bakıyorum bazen. Bir çatı arası bir odada oturuyorum. Efendim kırmızı pelerinli arkasında oyuncak Hı. torbası olan böyle Noel Baba tipli evet. insanlar geçiyorlar. geçiyorlar. Müthiş filmatik yani. sahneler. E ben tabii dua ediyorum. Ya Rabbi bu adam çıksın gelsin. Herhalde dualar kabul olmuş olacak. Birkaç gün sonra adam çıkıp geliyor ve tanıştırıyorum. Bana Ömer de ilk ismine hitap ediyor. Seni sevdim. Sana yardımcı olacağım dedi ve beni Kaldığı yere götürdü. Hayat Mağaz öyle başladı. Evet, öyle mi? başladı. Asılsın. Ondan sonra kitaplar verdi Almanca öğrenmek için falan ve birkaç ay sonra ilk işimi buldu. İngilizcede bir tabir var. I started my career from scratch. Hı -hı. Yani ben kariyerime bir çizgi çizerek başladım diye bir şey var İngilizlerin. Ben de öyle yaptım ama kalemle çizgi değil de yolları kazarak başladım. Hı -hı bir kablo televizyonu için yolları kazmaya başladım İsviçre'de. Allah Allah. Öyle bir iş buldunuz. Evet. Beş hafta dayandım. Kar, kış, soğuk. Ondan sonra onlar beni sepetleyecekler. Ben alnımın teriyle istifa ettim. Biraz dinlendim. Para kazandım. Para kazandım. Kasana. Çok iyi hmm. para veriyor. Hmm. Alın teri efendim kurumadan orada günlük ücreti ödeyen yegane ülkelerden bir tanesi. Evet. O, bir ta evet. Bilhassa evet. o tip işlerden. Evet. evet. Ondan sonra diğer bir işimi e, buldu bana. Cengiz abi kulakları çınlasın eğer hayattaysa. O da bir öncekinden daha hafif bir iş değildi. Hammallık işiydi. Hı hı. Her türlü furniture, ev eşyası, ofisler, ofis eşyaları taşıyan bir firmada çalıştım. Yaklaşık bir buçuk sene kadar. Şimdi hayatınıza dair bunları ifşa etmeniz ve bunları gerçekten söylemeniz, evet. bir seyyah olabilmek, bir fotoğraf sanatçısı olabilmek ve bir dünyaca ünlü bir şahsiyet olabilmek için Kesinlikle. o genç yaşlarda geçirmiş olduğunuz bu evreleri o kadar güzel ve açıklıkla ve netlikle anlatıyorsunuz ki bu çok güzel bir e, hikaye demeyeyim gerçek. Şu var ne dua ettiyseniz hepsi olmuş. Bakın dua çok önemlidir. Hayaller ve dualarla yaşarız. Çok. Ben buna iman etmiş biriyim. Benim de hayatım hep böyle oldu. İstemek Zaten o yolu yarısını aşmışsınız demektir. Çok güzel bir ders verdiniz şimdi. Hani e, Faruk Aksoy öyle kolay olunmuyor. Öyle bu yollardan kolay geçilmiyor. Hemen cicik olmuyor bir şeyler. Evet. Peki Avrupa hikayesi böyle oldu. Mekke'ye ne? ne zaman? E, o nasıl bir gidişti? Evet. E, oradan zaten yeşerdiniz. Evet. Bence. Evet. Öyle değil mi efendim? Doğru efendim. Hmm. Doğru efendim. Ee, tabii Avrupa hikayesi böyle başladı iki sene kadar 72 74 arası. Ondan sonra tekrar ben İstanbul'a döndüm ve e, tahsilime devam ettim. Yüksek okulu okuduk. İstanbul'a bir dönüşünüz İstanbul dönüşü var. var. Peki Aileyi soracağım oradan <laughs> Aile ile nasıl irtibata geçtiniz? Baba nasıl? O mektuptan sonra o annenin durumu, ben anne olaraktan düşünüyorum evladım bana böyle bir mektup yazıp gittiği zaman yani karalar bağlar insan evlat, erkek evlat kız evlat neyse ya onu düşündünüz mü? Na, ne yaptılar? Nasıl bir iletişime geçtiniz sonra? Bu da Tabii, bir ders çünkü onu da duymak istiyorum. Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Ee, babam çok kızmıştı. Tabii ki ve 6 ay hiçbir şey yazmadı bana. Ki ben küstü. evet küstü haklı olarak. Haklı. Ve ben her hafta hem aileye hem de ayrı ayrı babama, anneme, arkay, mektup kardeşime, mektup yazıyorum kartpostal o zamanlar kartpostal gönderme odası tabii, vardı. Tabii, Hatta tabii. bir şarkı bile vardı. Sen miye postcard darling falan diye. <laughs> öyle yaptım fakat 6 ay sonra babam mektup yazmaya ve öğüt vermeye ve tavsiyelerde bulunmaya başladı. Nereden geldiğini, ne olduğunu unutma. Hmm. Tabii. Özet olarak... Hı. çok faydasını gördüm tabii. onların. Tabii. Yoksa onun da korkusu şöyleydi. ...hipilik modası vardı o zamanlar. Tabii tabii tabii. Uzun saçlar tabii, arkada tabii. gitar tabii, İspanyol tabii. paça. Beni öyle olacak. E ya yani yaşanabilir o da yaşanabilir. Tabii, tabii ki. Hayır. bunlar çok normaldi... Evet. Yoldan çıkmasın evladım. Tabii, Bütün tabii. istediği tabii, o tabii ki. Tabii. tabii. Öyleydi. ...ve hamdolsun onların duaları, tavsiyeleri bizim de okuduğumuz okul vesaire e, böyle yanlışlıklar yapmamıza mani Ama oldu. Ama büyük bir tecrübe sahibi olup İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldim 74'te. Ve baktık ki babamla hiç bir değişiklik yok. Ve hmm. kucakladı, elini öptürdü. Hmm. Gözlerinden yaşlar aktı ve beni affetti. Hmm. Hmm. Ve onun sayesinde ben yeşil çama girdim. Din adamı nasıl yeşil cama? çama sokuyor oğlunu diye düşünebileceksiniz, sorabileceksiniz. Rahmetli olan bir yönetmen abimiz vardı. Yücel Çakmaklı. Tabii. Herkes bilir. Tabii ki. Evet. Peki. Onunla tanıştırdı. Milli Türk Taray Birliği Sinema Kulübü tabii, vasıtasıyla. Tabii. Ondan sonra oradaki o... arkadaşlarla beraber e, Yeşilçam'a girmiş olduk. Onun tedrisatından Onun geçtiniz yani. Geçtik. Hmm. Fakat benim ilk profesyonel olarak kamera yaptığım film yine rahmetli olduğu e, Ayan Işık'ın hem oynadığı hem de prodüktörün yaptığı Haşhaş isimli ha, film de oldu ha, 74 demek sonunda. Öyle. Hmm. Evet öyle. Ondan sonra diğer geçen aylarda vefat eden efendim Fatma Girik, hmm. Cüneyt Arkın'ın oynadığı çeşitli filmlerde de ikinci kameramanlık vazifesi yaptı. Ama istediğimiz şeyi yapıyorsun. Evet, evet. Kadar... Benim hayalim de kameramanlık o. yapmak. Ha. Ondan sonra da mümkünse filmler yapmak. ...kelim yapmak o kadar kolay değil tabii. Ben orada kalmak istedim ki. Yani kameramanlık yapmak da tabii o kadar basit Hı. demek istemiyorum. Değil, değil, değil. Tabii. Fatma Girik'le efendim... ...bir projede beraber olduk. Orada... ...Metin Aksana da zikretmek isterim. Hı. Müthiş bir insandı. Hı. Kendi tabirle... ...çok kullandığı bir kelime var. Dehşet Engiz bir insandı. Hı. Allah tanıdığını rahmet eylesin. Hı. İntikam Meleği... Hı. ...isimli... Filmde beni misafir ettiler. İbrahim Tabakol ismindeki yönetmen yardımcısı arkadaşımla beraber. Ve ben kamera arkasını belki de ilk çekenlerdenim Yeşilçam'da. Hmm. 70, yanılmıyorsam 6 yılında olacak. 8 milimetre kameramla yaklaşık 35 dakikalık bir kamera arkası yaptım evet, orada. Evet. Ondan sonra diğer filmlerde arkadaşlarımızın yaptığı projelerde bulunduk. Kaç sene kaldınız İstanbul'da? İstanbul'da 5 sene kadar kaldım Hı. 74'ten 79, 80 başına Güzel. kadar Güzel peki işte buradaki evet. hayatınız istediklerinizi evet. yapıyorsunuz Sonra? Evet. Ondan sonra tekrar bir Avrupa'ya gitmek Hı. Orada yeniden e, filmciliği öğrenmek e, istedim Bu sefer de Londra'ya gitmek e, arzusu içimizde büyüdü Onun da sebebi bizden önce oraya giden adamlar e, Doktor Halit Eren arkadaşım, hmm. dostum evet. beni ve bizim Evliya Çelebi programının yapımcısı olan Mustafa Aksa'yı çağırdı. Dedi buraya geliniz hem İngilizcenizi ilerletirseniz hem de istediğinizi yaparsınız. Onlar ne yapıyorlar size. o zaman orada? E, Mustafa Aksay burada. Ha, burada İstanbul'da. o. Evet, o. evet e, ben de İstanbul'dayım. Fakat Halit Eren Londra'ya gitmiş. Orada e, doktora yapıyor idi. Ve biz e, gitmek istedik tabii fakat bu sefer babama... Ee, babamdan izin alarak gitmek istedim, kaçarak değil. Hmm. Aradan birkaç gün geçti falan, bir gün e, Halit telefon açtı. Babam oturuyor koltukta. Dedi ne zaman geliyorsunuz? Dedim daha söyleyemedim babama. Ne söyle, ne bekliyorsun? Söylesene de. Tanışırlar da aslında. hocam dedim e, Halit Londra'dan arıyor, bizi Londra'ya çağırıyor. Babam sert mizahçı birisiydi. Hiç yüzüme bakmadayım önüne bakarak. Sen dedi Londra yerine. Mekke'ye gitsen daha hayırlı olur. Ah, Evet. Halit dedim babam böyle söylüyor. Babana selam hürmetlerimi ilet. De ki dedi eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Allah Allah. Babacım, Allah Allah. Babacığım dedim Halit böyle söylüyor. Babam biraz düşündü. Peki dedi oğlum. Allah yolunuzu açık etsin. Biz izni aldık. Mustafa ile hazırlıklarımızı yaptık. Sirkeci'den trene atladık. O zamanki 80 yılında. Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya, oh, Fransa, İsviçre. Geçede 72 saat sonra Londra'da kendimizi bulduk. Victoria Train Station'da Halid Eren bizi karşıladı. Elimizde boğullarla. İlk gece mesafir etti. Londra hayatımız öyle başladı. Mustafa'cığım herhalde 91 yılına kadar orada kaldı fakat ben hadit kardeşimin tanıştırdığı Müslüman olmuş white skin, beyaz tenli filmci arkadaşlarla belgeselciliğe başladım. Yeşilçam'da drama filmleri fakat Londra'da belgesel filmciliğe başladık. Oo. Ve onlarla dolaşmaya devam ettik. İlk seyahatimiz Afrika'ya oldu. Yine istedikleriniz oluyor. Oluyor efendim. Hepsi oluyor. Evet, evet. Daha da var. Mucize ya, <laughs> ya. Bunlara hani mucize göster derler ya. Evet. İstediklerimin olmasıdır mucize. Evet, mucize kabilinden. Kabilinde evet. bunlar. Evet. evet. Peki Afrika'ya gittiniz. İlk seyahatimiz orasıydı efendim. Bu Eritre Savaşı'nın başladığı ilk zamanlar. E, orada tabii savaş çekmedik. E, mücahitleri falan çektik biraz. Fakat e, savaştan etkilenen insanları gördük. E, Onları köyler... Bu eserler. Türkler adına mı çekiyorsunuz Hayır. yoksa Londra, İngiliz, Londra İngilizler evet, adına çekiyorsunuz? E, News Afro Asian Service hmm. diye bir şirket hmm. vardı. Hmm. Onun adına çektik. Ve ben orada yine e, kamera asistanlığı yaptım. Çünkü 16 milimetre kameralar hmm. kullanıyordu. Tabii, tabii, tabii. Benim experience benim e, şeyim, tecrübem yoktu. Maneler öğreniyorsunuz. E, evet ama İngiliz bir ekipten. Aslında İngiliz derken yönetmen ve kameraman İngilizce... E, Soundman, yani sesçi arkadaş e, Gezayirli. Hmm. E, production, production Manager, prodüksiyon amiri de Faslı. Ben de asistan olarak beş kişilik bir ekip. E, önce e, Sudan'a, Kartum'a ayağımızı bastık. Ondan sonra e, Somali'ye gittik. 5 haftalık bir çekim. Somali'de e, bir sahne e, şu anda aklıma geldi. Onu anlatayım müsaadenizle. Buyurun, buyurun. E, Mogadishu başkenti o zamana kadar pek Türkler gitmişliği yoktur. Bilinmiyordu. Biz belki de ilk Türk olarak bulunuyoruz o tarihlerde. Cuma namazına gittik. Namazdan çıktık. Bütün cemaat etrafımız sardı. Herkes simsiyah, tek beyaz biziz. Doktordan gelen ekip. Meraklılar, neyse tokalaştılar falan. E, nerelisiniz? Allah kabul etsin." Bizim İngiliz arkadaşlar biraz mağrurdur biliyorsunuz. Havalar, burunları biraz Evet. Evet. Güzeller İngiliziz falan. Ya öyle misin? Şöyle bir kenarda durun gibi bir hareket yapıldı onlara. Öbür arkadaş Cezayir. Oğlum oh, sen de yabancı değilsin, Afrikalısın. Öteki Faslı arkadaş o da biraz mağrurdu. O da ben Faslıyım falan. Sen dediler yani Afrikalısın. Eyvah dedim ben ne diyeyim şimdi? Bayağı şey yap endişelendim. Dedim ne diyeceksin? Türk'üm diyeceksin. Yine Yani böyle boynu bükük ben dedim Türk'üm. Aman Hay, Allah sen sen Türk'üm diyen. <laughs> Aman Rabbi. <laughs> Kucak var. Bütün, bütün cemaat çullanırcasına böyle üstüme e, Ay canım ya. sarıldılar. Ay, tabii bu fakire zaman... olan şey değil de Osmanlı'ya, ecdadımız olan o sevgi zaman... muhabbet bir gösteriş gibi o. o ah, i̇nsan tabii kendini ah, tutamıyor. Ah, tutamıyor değil mi? <laughs> evet. İyi ki Aa, çok iyi anlıyorum sizi. <laughs> Evet, hamdolsun. Evet, Evet benim de gittiğim ülkelerde de öyle karşılanmışımdır. Onun için çok iyi anlıyorum onu. Evet. Yani insanın kendisini, milliyet, bu milliyetçilikle ilgisi yok. Bu topraklarda doğmanın e, ve büyümenin ne kadar önemli olduğunu, evet. e, Türkiye öyle kolay bir toprak değil. Bu topraklar çok ulvi, bütün medeniyetleri içine almış, çok yüce. Ee, ...çok değerli, çok kıymetli ve dünya tarafından da çok gıpta edilen ve kıskanılan topraklar. Herkesin de gözü evet, burada. Evet herkesin de. Yani. Ama bizi gerçekten tabii siyasi şeyleri bir tarafa bırakıyorum tabii. ama... ...bu topraklarda doğmanın getirmiş olduğu o gururu biz birçok ülkede yaşamışızdır. Siyasete ayrı bir şey. Tabii. Ee, çok kıymetliyiz. Evet. Ee, ve çok donanımlıyız <laughs> esasında evet. genetik olarak çok donanımlıyız onu göstermek marifet. İşte bu gezginlik, evet. bu dünyayı dolaşma arzusu e, birçok ne diyelim e, hakkımızda düşünülen e, olumsuz şeyleri de e, pozitife çeviriyor. Evet. Gezmek, görmek evet. ve kendinize anlatmak gerekiyor. Bir antipantez Allah'ın emri efendim gezmek, Değil görmek. Değil mi? En azından benim aklımda kalan iki tane ayet kerim var birisi. Arapçasını söyleyebilir misiniz? Tabii Tabi tabii söyleyin. Bismillah. Kulü fil ardı fenzuru keyfe kana akıbetül mükezzibin. Gezin görün. Allah tabii Allah peygamberimize hitap ediyor. Evet. De ki diyor gezin görün sizden evvelkilerin halleri ne oldu? Yalancılara neler oldu? Aa. Diğer bir ayeti kerime var. Ee, Bismillah. Kul fil ardı fenzuru keyfe... bu şey bu alemler nasıl yaratıldı? Hmm. Gezin görün, öğrenin. Hmm. Hmm. tarzında bir ayet evet. kere var. Dolayısıyla evet. Allah'ın emrini bizim e, yapmamız, yerine getirmemiz lazım. Hmm. Alaka da imkan. Yani e, şeyimiz kadar, karınca kadar ince. Tabii. Ya, tabii. Kadar. ne verilmiş Ama önceyi, önce, 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 önce fakiranın eğer yani Fakir'in tavsiyesi önce Türkiye'mizi Evet. Kesip görmemiz çok lazım. Çok çok önemli. Evet. Bu toprakları bu bilirseniz toprakları. Evet. O tarafları daha iyi anlıyorsunuz o zaman. Evet. Yani o çok çok önemli. Bu topraklar muhteşem. Evet. Ay yüreğim şişti vallahi. Yani şu yaşadığınız kaç yaşına kadar daha otuzlu yaşlarda filansınız anladığım kadarıyla. 25-26. Yani evet. daha Mekke'ye evet. gitmediniz. Mekke'ye şimdi Tabii. zaman uçuyor. Mekke'ye nasıl gittiniz sonra? Ne kadar vaktimiz kaldı? Vallahi bilemiyorum. <laughs> Bakalım. Fakat evet. iki tane daha. Evet. E, anlatmam, Anlatmak istediğim bir hadise buyurun, buyurun. var. Bu e, Mogadishu'daki gibi evet. efendim. 1974'te e, Avrupa'dan e, tekrar İstanbul'a dönerken e, Ankara'da okuyan bir abimiz var. Alpaslan e, elektrik mühendisi. Onun bir döş iki silindirli e, arabasıyla dönüyoruz. Bir tur yaptık. Bulgaristan'a geldik. Tabi signboards falan yok o zamanlarda. Bu zamanki gibi e, Değil, lavhalar tabii. falan yok. Kaybolduk gece yarısı. Köhne böyle ışıklı bir kahvenin yanında durduk. Efendim adres soracağız. Etrafta yaz olduğu için oturanlar var. E, kahve çay içenler var. ve Onların hepsi de asker. Ha. Hemen etrafımızı çevirdiler. Arabanın etrafını çevirdiler. Bizim arabanın camları böyle yukarı doğru açılırdı. Ha. İkisi birden kafalarını sağdan soldan içeri soktular. Korktuk, endişelendik. Biz daha bir şey söylemeden sordukları şey şu oldu. Türkçe olarak Abi bizi ne zaman kurtaracaksınız? Aa, Donduk çok, kaldık. Türk olduğunuzu da biliyor 06 plakalı ha, 06 araba. Plakalı. Ha. Ay herkesin umudu. Evet. Hala da devam ediyor bu umut e, tabii, biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani. Sadece o, o Balkanlarda değil efendim Çin'de başka bir seyahat aklıma geldi. 1988 olacak yanılmıyorsam Suudi Arabistan'dan İlk resmi bir heyetle Çin'e gittik. Tabii Pekin ondan sonra e, önce gittiğimiz yer e, şeyden e, space e, outer space'den görülen e, tek man, -made, man -made, e, yapısı yapısı şey Çin setti. Çin setten evet görülen. Onun üzerinde çekimler hmm. falan yaptık hmm. eksi -16 hmm. derecede karlar vesaire. Hmm. Oradan Çin'i dolaştık bir baştan bir başa. Sonunda e, Batı Çin daha doğrusu bizim Doğu Türkistan onu da bir e, üniversitenin açılışına e, iştirak ettik. Resmi heyet dolatla beraber dolaşıyoruz. Ben de omzumda büyük kameralar var, Betakam. Hmm. Hmm. Onlar çıktıktan sonra birisi talebeden birisi kolumdan tuttu beni birazcık geri çekti. Hmm. Ve sorduğu şey aynı soruydu Bulgaristan'daki. Abi bizi ne zaman kurtaracaksınız dedi. Hay Allah ya <laughs> Rabbi, Kucaklaştık, ah, kenetlendik Allah yani gözyaşlarımız aktı birbirimizin evet, omuzlarına yani. Bu Türkiye devletler için. Evet. Orta Asya'daki Türkler için, değil evet. mi? Evet. Uygurlar için, herkesin Orta Doğu yani bütün böyle bir düşünelim işte. Herkesin umudu Türkiye'de. Evet, evet. Ben dedim çocuğun herhalde yani haberi yok. Türkiye ne kadar uzaklıkta Çin neredeyiz falan arada hangi devletler oluşmuş ama ümitleri bitmemiş kırılmamış bilekes gün geçtikçe artıyor ve inşallah onların ümitlerini gerçekleştiririz. Bir zaman inşallah. Bir zaman Biz göremesek bile bizden sonra gelenler. Inşallah inşallah. i̇nşallah inşallah inşallah. Peki efendim şimdi Mekke'ye gelelim. <gülüyor> evet <gülüyor> o <laughs> oraya Hep dolaştırıyoruz <laughs> Hayır, <sandım>. O kadar <laughs> uzun kaldınız ki orada onu Mekke. merak ediyorum. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Evet Londra'dan bu iki haftalık çekim için Mekke'ye geldim. Bütün İslam ülkelerinin ne çekeceksiniz Mekke'de? Aslında Mekke'de Kabe etrafında bu konferansa katılan bütün İslam ülkelerinin liderleri vardı. Hmm. 50 yanılmıyorsam 7 ülke İslam ülkesi, hmm. bütün liderler oradaydı. Namaz kılındı akşam namazı. Orada bir ufak e, tanıtım ve e, hoş geldin e, seremonisi düzenlendi. Orada başladı çekimlerimiz fakat esas film çekimi Taif'te oldu. Hmm. Taif'teki İslam Ülkeleri Ziva Konferansı. Hmm. Hmm. Lübnan'daki iç savaşa bir çözüm bulmak için hmm. bir araya gelmişlerdi. Hmm. Hmm. O çekimleri e, yaptık, bitirdik. Tekrar döneceğiz. Londra'ya bir teklif aldım. Hmm. Ciddi dedik Kral Abdülaziz Üniversitesi'nden hmm. kameramanlık teklifi hmm. ve ben o zamana kadar daha kameramanlık yapmamışım, e, asistanlık yapıyorum. Bu teklif beni çok sevindirdi. Bir yerde başlayacak. Bir yerde başlayacak. Işte. Evet <laughs> ve hiç düşünmeden teklifi kabul ettim ve orada yaşamaya başladım. Babamızın duası, babamın duası, Nasıl? dedemin duası yavaş yavaş geliyor sonra Medine. Ay vallahi inanamıyorum yani. Vallahi inanamıyorum. Bu True Story, bu gerçek, Ay, hikaye, evet, gerçek, gerçek hikaye, gerçek hikaye. Ya, evet, evet. Bu film haline gelebilir. Bu sizin hayat hikayeniz, well. yani e, güzel bir senaryoyla e, enteresan bir e, şey yapıt haline gelebilir. İnşallah. Gözümün bu... önünden geçiyor, yani anlatıyorsunuz. Hepsi film gibi seyrediyorum. Mühim olan zaten fotoğraf göstermeden anlatabilme yetisidir biliyorsunuz. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> evet, Muazzam. Evet buyurun sonra evet üniversite. Efendim, ondan sonra üniversite. üniversitenin bir bölümü vardı. Medya bölümü. Önce orada çalıştım. Ondan sonra da haç araştırmaları merkezi vardı. Beni oraya naklettiler. Orada herhalde e, kıymetli belgeseller e, çekiminde e, bulundu bu fakir. Aha. Hac mevsimi deyince tabi haclar, hac deyince insan aklına bir sürü şey geliyor. Önce Kabe ve Tavaf. Ondan sonra Hz. Adem ile Havva'nın dünyaya cennetten kavulduktan sonra indikleri ilk buluştukları yer. Arafat. Evet. Ve şeytan. Evet. Hz. İbrahim'e bu sallat olan şeytanı Hz. İbrahim taşlıyor. Orası da Kabe ile Arafat arasındaki bir yer. Mina Vadisi oralar. Ve de aynı zamanda orada binlerce çadır kuruluyor. Üç gün evet. üç gece orada kalması lazım evet. hacıların. Evet. Ve o çadırlardaki çıkan yangınlardan vefat eden hacı adayları. Şeytan taşlarken izdihamdan mütevellit Aa. vefat ölümleri oluyor, vefatlar oluyor. Tavaf esnasında oluyor. Eskiden zemzem kuyusuna inilir de. evet, evet. evet. Ondan sonra orada da e, izdihamlar evet, olu, dolayısıyla vefatlar olurdu. E, ve de en büyük bence problemlerden bir tanesi kesilen kurbanlık hayvanların toprağa gömülmesiydi. Hmm. Ve bütün bunlara bizim çalıştığımız merkez F fotoğraf abi, e, film. filmler ve çalışmalar yaparak e, çözüm bulundu. Hmm. Ve hamdolsun... Şimdi mesela kesilen bütün hayvanlar, develer, büyükbaş hayvanlar, koyunlar yüzde yüzü diyebilirim artık toprağa gömülmüyor ve de dünyanın en büyük mezbahalarında, Hı, mezbahalarında onlar. Evet, onlar yapıldı. Bizim merkezin çalışması sayesinde. Hmm, öyle mi? Evet. Hmm. 7 senelik bir çalışma yapıldı. Hmm. Özel izinlerle çekimler yaptık. Hmm. Ve de sadece o zamanki kral Fahad. Evet. Efendim ve İçişleri Bakanı, e, e, diğer bakanlar, haç bakanları vesaire onlar üzere onay filmler gösterildi ve bu o, planlamalar yapıldı ve Peki. hamdolsun hmm. o şimdi e, problem bitmiş oldu. Evet. Bunun gibi şeytan taşlamadaki hmm. e, izdihama da belli y bir çare, e, şey, çare bulundu. Şimdi beş katlı yapıldı evet, o evet, şeytan evet, taşlama köprüsü. Sizin çok yakın zamanda e, İstanbul'da büyük bir serginiz oldu. Ee, ...Mekke ve Medine e, üzerine değil mi efendim? Evet efendim. E, fotoğrafları gördüm, e, bir daha depreşti tabii ki oralara gitme e, arzum. E, çok güzel fotoğraflardı. E, e, öyle bir gözünüz var ki, öyle poz, pozlar yakalamışsınız ki... E, ...her giden onları görmüyor, her giden onu yaşamıyor. Fotoğrafta çok önemli bir sanat dalı. Ee, ben onun kitabının olmasını çok arzu ederdim. Olsun istiyorum. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> inşallah i̇stiyorum. Inşallah. Ee, muazzam fotoğraflar. Kim bilir elinizde daha ne fotoğraflar var. Her birisini bana tek tek anlattığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, belki yakın zamanda daha sonra tekrardan bu serginin... E, şehirleri gezmesi açısından da önemli diye düşünüyorum. Sadece İstanbul değil sanatın merkezi. İnsanlar gitmeden önce bu fotoğrafları görürlerse daha farklı bir şekilde düşünüp görüp ibadetlerini öyle yaparlar. Daha eğitici bir, inşallah. E, daha eğitici. Evet. evet. Bir de bir kitabının olması gerekiyor bence. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler i̇nşallah. bu istihsanı evet. evet. sözlerin için eksik olmayınız. İnşallah lütfeler. İnşallah. Belki sayenizde öyle bir hizmette beraber buluruz. İnşallah, inşallah. E, eskiden fotoğraf çekmek yasaktı. Evet. Yeni başladı esasında bu cep telefonlarının çıkmasıyla birlikte değil mi efendim? Evet. Yani 95 senesinden itibaren mi belki daha sonra? Evet daha sonra. E, evet. Ve mecburen bıraktılar. Evet. Kimse fotoğraf çekemiyordu. Evet. Efendim bu şeye benzetiyorum ben. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet. <laughs> Herkesin cebinde evet. bir cep telefonu evet, var. Evet. İmkansız onu önlemek. Tabii buyurduğunuz çok doğru. Eski zamanlarda yani bırakın fotoğraf çekmeyi fotoğraf çekenlerin makinelerini Cezası. alırlar, alırlar. Bazılarını kırarlar. Tabii. bazıları evet. filmleri çıkartırlar. Ekspoz yaparlardı. Evet, Kullanılmaz evet. hale evet, evet, Ama bizim çektiğimiz fotoğrafların hepsi hamdolsun özel izinlerle. Herhalde. Gerçekleşti. Tabii, tabii çalıştığım yerlerin çünkü geçmiş zamandaki Mekke Medine'yi de görüyoruz sizin fotoğraflarda. Şimdiki bambaşka. Evet. Çünkü inşaatlarla başka bir formata girdi. Evet. Evet. maalesef. 1981'den beri bendeniz Deniz orada bulunduğum için epeyce yıkımları biz çok, gördük. Çok. Ve onları çektik. Değil mi? Ama kendimiz adına değil. Çalıştığımız evet, müesseseler evet. adına. Haç Araştırma Merkezi evet, olsun, evet, oranın evet, Haç Bakanlığı olsun, evet, İçişleri Bakanlığı evet, olsun. Evet. Özel izinlerle gerek bazılarını 35 milimetre filmler halinde hmm, e, tespit hmm. ettik. Bazılarını fotoğraf, bazılarını daha sonraki yıllarda e, videolar şeklinde. Tabi e, siyasi şeye girmeden evet. bir kelimeyle belki söyleyebiliriz. E, tarihin epeyce bir kısmı Gömüldü. Gömüldü değil mi? Evet. Maalesef. Evet. Öyle olması mı gerekiyor? Du, insan, dünyadaki insan şey miktar çok fazlalaştı. Evet. O yüzden mi? zaman 80 yılında ya 70'li yıllarda hacca gidenleri ya da ümreye gidenleri düşündüğünüz zamanki evet. miktarla şimdiki zaman o kadar farklı ki. Çok doğru. O yüzden mi oralar yıkıldı da yeni binalar yapıldı? Normal hayatımızda da öyle. İstanbul şehri İstanbul olarak kalmadı. Baksanıza tabii, tabii. kocaman binalar yapılmak zorunda kaldı. Evet, evet. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. 1980 yılları başlarına kadar oralara ziyaretçi olarak gelen umre veya da haç maksadıyla insanların adetleri çok mahduttu. Hmm. Yani 1 bir milyona ancak ulaşıyordu. Tabii hem maddi bakımda. Bir de maddi bakımdan evet, fakirlik vardı. Fakirlik vardı. İşte kapitalizmle insanlar zenginledi. <laughs> evet. Ve herkes evet. Müslüman ülkelere oraya gitmek istiyor. Evet. Uçaklar. Evet. Kolaylaştı. Kolaylaştı. gelişler. Ee, ee, bu biraz e, tabii tabi paniğe sebep attı, hmm. açtı e, Suudi yönetimi e, bakımından ve onlarda böyle ayalecele bir e, planlar yapmak, çözümler bulmak zorunda kaldılar. Benim tespitim. O sebepten fazla istişare etmeden mesela Türklerle istişare edilmedi. Değil mi? O yıkımlar yapılırken. Ya. Ve mesela Mekke asıl olan bir dostum var ki bu Haç Araştırma Merkezi'nin kurucusu ve de yönetimini hmm. uzun müddet elinde tutan Doktor Sami Ankarbi. Kendisi mimar. Hmm. Harvard Üniversitesi'nde İslami mimar dersleri veren bir şahıs. Evet. O Bütün bu yıkımlara, yeni yapımlara karşı olan birisi. Hı. Bu yani gelişmeler evet, yeni yapımlar olması lazım. Fakat onun da bir e, kolaylığı var, bir değişik şekilde yapılır. Eskiye zarar vermeden yapılabilir. E, Biraz daha diyor. uzağına götürülebilirdi, Biraz daha uzana de, götürülebilirdi o büyük oteller, Tabii. büyük binalar. Fakat maalesef sözünü dinletemedi. dinletemedi. Ve o Türkiye'de e, bilinen, aslında yanlış da bir biliniyor o, Zemzem Towers hmm. deniliyor. Evet. Oradaki evet. altı tane şey var. E, tower var. üç bir tarafta, 3 evet, evet. sol tarafta. Onların sadece bir tanesi Zemzem Tower'dı. Diğerlerin hmm. başka isimler var. Hmm. Hadi onlar da geçtik. Onların arasındaki ortasındaki o Heyyula bina hmm. şu anda bile dünyanın en yüksek ikinci binası. Ya, 601 metre var mı? Var mı yüksekliğinde. Yere, yani. Evet. Saatliğe olan bina. Saat evet. Mi? Mekke Clock Tower. Mekke evet. saat. Bir daha da acısını söyleyeyim, söylemeyeyim mi yoksa? Söyleyeyim. <laughs> Onun yapıldığı ya bizim kalemizin yeri. Ay, hem de kalenin yerine yapıldı. Evet. Dünya evet. böyle bir şey. Böyle bir şey. Değişim, evet. değişim işte. Evet. Fakat tabii efendim burada biz üzerimizi alınmamamız lazım. Çünkü şuna eğer inanıyorsak hiçbir şey Allah'ın izni olmadan olmuyor, gerçekleşmiyor. Biz. 400 sene oralarda Osmanlı Osmanlılar hizmette ki. bulunmuşuz. Tabii, 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 Fakat şimdi oralara hizmet parantez içinde e, yapanlar şu anki e, Suudi ailesi. Ne zamana kadar devam edecek bilemiyoruz. Allah bilir. Tabii, bilemiyoruz. Bu sebepten bunu böyle anlayıp idrak ettikten sonra, şekilde reçetiyoruz sesimizi çıkarmıyoruz değil mi? Evet, evet. Efendim çok az zamanımız kaldı. Siz ne zaman Türkiye'ye geldiniz? Türkiye herhalde 4 sene kadar oldu. Oldu. Evet. Evet. Ee, tabii pandemiden önce olmuş oluyor. Ve ikinci bir e, e, evlilik yaptım. Biraz, evet. Belki de e, o vesile oldu. Oradaki evet. işler yavaşladı. Burada bir e, potansiyel e, tekrar evet. e, zuhur etti. Evet. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Bakalım İstanbul'da neler yapacaksınız ve İstanbul sonrası da olacak mı? İstanbul bir ayağınız İstanbul'da bir ayağınız bir yerde olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Zaten bu Evliya Çelebi'nin çekimleri biter mi Evliya Çelebi? Bitmez efendim. Kaç Haz bölüm çektiniz? Bir de onu şey tabii, tabii, hay bu hay. zamana kadar kaç bölüm hay çekildi? Hayır. Um, Hazret e, malumalınız e, 45 yıl dolaşmış. Evet. Ve 10 cilt. Oç. Bir eser yazıyor, ya, seyahatname. Muhaza, muhaza. Ve biz onu ayak izlerini sözde takip ediyoruz. İşte dört yıl falan oldu. Üç sezon, her bir sezonda on üç bölüm var. o ikinci sezonunda dahil olmak üzere yirmi altı bölüm yayınlandı. Evet. Şimdi geçen hafta üçüncü sezonun bölümde yayınlanmaya başladı. Daha çok yol var. Evet. Çektik hamdolsun. Üç, üçüncü sezonda bütün bölümleri Abi çekildi. Çekildi, mi? çekildi. Hepsi. Evet bitti. Onlar yayına girmeye başladı gelip. hamdolsun. Eğer Allah nasip ederse dördüncü sezon için henüz anlaşma yapmadık. Evet. Ee, Ama neresi olursa... olabilir? Yer olarak neresi olabilir? Biz, Biz hangi ülkeleri gezdik? Bir de onu şöyle bir kısa aynen. öz olarak rica edeyim. Estağfurullah. Ee, bu bölümleri biz bu programı çekmeye başladığımızda TRT2 henüz yoktu. O hmm. sebepten biz İngilizce evet. çekmeye evet. başlamıştık evet. ve TRT evet. World için. Evet. Sonra hamdolsun TRT2 evet. kuruldu ve buraya nakledildi bizim program. Ve e, Balkanlardan başlamıştık biz. Evet. Ondan sonra e, Kafkasya'dan iki bölüm var. İşte Orta Doğu'dan, e, Lübnan'dan var ve Türkiye'den çoğu. İnşallah önümüzdeki aylarda büyük bir değişiklik olacak. Tekrar dördüncü eğer sezona başlarsak çekmeye yurt dışına epeyce bir e, ehemmiyet vereceğiz. En azından 13 bölüm belki 5-6 bölümünü yurt dışında i̇nşallah. yapmayı inşallah planlıyoruz, düşünüyoruz. Onların için de kopya vermek bilmiyorum caiz mi ama ha, olsun, çok enteresan birkaç e, yer de var. E, evet. e, bilinmeyen mesela, e, mesela Evliya Çelebi Moskova'ya gitmiş. Ha. Bir Moskova bölümü yapmayı düşünüyoruz. İran'dan... E, bir iki bölüm yapmayı düşünüyoruz. Evet. Mesela Buhara'ya gideceğim evet. diye yola çıkmış fakat gidememiş. gidememiş. Öyle bir başlık var. Hmm. Eğer yaşasaydı veya imkanı olsaydı giderdi gibilerden mesela Buhara'yı düşünüyoruz. Evet. Avrupa'da da efendim hmm. İspanya'ya doğru yola çıkmış fakat gidememiş. Hmm. İspanya fakirin çok iyi bildiği bir yer. Oralarda hmm. çeşitli belgeseller çektik. Bilhassa Gırnata Orasına, ona, oraya mi? aşığız. Tabii, tabii, tabii. Dünyanın en çok ziyaret edilen yeri efendim oradaki Granada'daki Elhamra Sarayı. Elhamra Sarayı. Oraların mutlaka çekilmesi, görülmesi, gezilmesi lazım. Evet, Öğrenecek evet. çok şeyler var. Çok. O tip şeylerimiz var fazla kopya vermeyeyim. Bu son 13 bölümü Türkiye'de mi çektiniz? Evet efendim, Hı. evet. Ona da çok memnunum. Yani Türkiye'nin de hani... Evliya Çelebi hangi adımlarla nerelere adımlamış? O da çok evet, önemli. Çok. Ee, evet. Mesela, yanılmıyorsam bu hafta devam ediyor şu andaki günlerde Afyon Karahisar bölüm var. Ee, önümüzdeki yayına girecek olan e, hangi sıra bilemiyorum. E, Erzurum şey pardon, e, Kars bölüm var. Hı. Orada Allahu Ekber dağlarından evet, tabii bahsediyoruz. Evet, Oradaki bir evet. savaşı dizimize kadar evet, karlara evet. girerek çıkarak anlatmaya çalışıyoruz o Rus Savaşı'nı. Efendim, başka bölümlerden bilmiyorum. E tabii şey dünyanın gül bahçesi olarak tasvir edilen Isparta, Isparta bölüm var. var. Isparta var. Evet. Isparta. Efendim, Tokat var. Evet. Antalya var. Mardin var. Ben Evliya Çelebi'yi 16. yüzyıldaki e, Matrakçı Nasuhi e, yani e, Kanuni'nin e, İran seferi, e, Irak seferi ile evet. böyle bir şey benzetirim. Yüzyıllar çok farklı ama evet. hani o resimlemiş bu yazmış. Evet. Değil mi? Çok doğru. Ya yani ne kadar güzel. Evet. E, o da bir çeşit seyahat seyahatname çünkü. Evet. Bütün resimlerle evet. ve hala baktığınız zaman kitaba bütün evet. e, detaylarına kadar, doğru yapılmış evet. kalelerine kadar, nehirlerine kadar, işte e, evliyaların bulunduğu bölümlere kadar evet. ne muazzam eserlerdir bunlar. Evet. Türkiye adına Bilinmesi gereken çok bir Evliya Çelebi, bir Matrakçı nasıl? Nasuhi evet. ben bunlara çok değer veren ve e, gönülden seven e, ve herkesin de bilmesini istediğim evet. kendi geçmişiyle e, bir bağ kurması evet. bakımından efendim. Muhteşemsiniz. Sizinle bir program değil, kaç program yapmak lazım ama bir program böylelikle sona erdi. Aman ee, biz inşallah başka programlarda sizi tekrardan ağırlamak nasip olsun. Sizin anlatacağınız çok şey var. Bir özet geçtik ee, sizin İstanbul'a gelişinizi ee, ve bol sağlıklı, Bereketli çalışmalar diliyorum size Aynen. efendim. Gülen yüzünüz ve enerjiniz hiç solmasın, Aynen. hiç yok olmasın. Aynen. E, size ihtiyaç var. Size de. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Karşılıklı dostluğumuz da baki olsun Aynen. aradaki dostlar vasıtasıyla. Aynen. İyi ki buradasınız. Sağ olun var olun. Hoş Siz geldiniz efendim. Görüşmek efendim. dileğiyle. İnşallah. Teşekkür Sağ ederim. Sayın seyirciler böyle gönlüm doldu, ruhum fırıldadı, e, yüzüm güldü, füzünlendim zaman zaman. Faruk Bey'i tanımak bizim Evliya Çelebi'miz, yüzüncü, e, ne diyelim yeni yüzyılın Evliya Çelebi'sini tanımak çok güzeldi. Onu takip edelim efendim, destek verelim. E, çok yaşayın hepiniz, seyahat edelim hepiniz. Hoşçakalın.